LGS'ye son 43 gün, Cuma günündeyiz. Dün 23 Nisan'ı coşkuyla kutladık. İstiklal Marşı'nı en yüksek sesimizle okuduk. Şimdi hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar unutmayın, Cumartesi günü 50 dakikalık bir deneme sınavımız var. Uzaktan eğitim tekrar sınavı saat 13 ve 13.50'de. Sonrasında yine Tonguç sınavda da başka online denemelerimiz olacak. Türkiye geneli yapılacak. Buraya da kaydolmayı unutmayın diyoruz. Ve hemen videomuza başlıyoruz. Günün sözüne baktığımızda harika şeyler başaran bütün insanlar büyük hayalperestler de demiş Orison Sweet Marden. Gerçekten de hayal kurmayan insan başarılı olamaz. Ya ben zaten kazanamam ki ya, aman mahalledeki okula giderim diyen bir öğrenci zaten hayal kurmadığı için azimli bir şekilde, gayretli bir şekilde veyahut da istediği şeyi başaramayınca ısrarlı bir şekilde devam etmez. Hayal kurmak gerçekten çok önemli. Dünyada başarılı olmuş bütün insanlar en büyük hayalperestlerdi. Dolayısıyla bizler de iyi bir liseyi kazanacağımızı hayal edip sıkı sıkıya çalışmalıyız. Günün yorumuna baktığımızda Latba demiş ki 386 bin alaraktan Allah'ım diye başlamış cümlesine. Sen kimsenin emeklerini boşa çıkarma. Her beğeni bir amin. 21. yazışım demiş ve en sonunda da bak aminler en sona tutmuş. Şimdi matematik çözerken işlem yapıyorum. Sonucu bulup işaretliyorum. Yanlış yoldan gidiyorum ama farkına varmıyorum. Bunun önüne geçilir mi? Birincisi tabii ki sen de hissettiğin gibi burada bir dikkat eksikliği var. Dikkat eksikliği için bizim öğrencilere önerdiğimiz şey birincisi beslenmemize ve uykumuza dikkat edeceğiz. İkincisi doğru saatlerde denememizi çözeceğiz. Yani doğru saatlerde matematik çalışacağız. Yani uykudan uyandığımızda sabah erken saatlerinde veya öğlen dinlendikten sonra uyandığımızda matematik çözeceğiz. Üçüncüsü de mutlaka bir işlem hatalarımızı nerede yapıyorsak o kısmın üzerine odaklanacağız. Ya kardeşim ben her seferinde bu adımda hata yapıyorum. O zaman bu hatayı bu sefer yapmayacağım demeliyiz. Dördüncü olarak da şu çok önemli. Hata yaptıktan sonra o hatayla alakalı kendimize bir ceza vereceğiz. Diyeceğiz kardeşim ben burada işlem hatası yaptım üst sayılarda. Ben 10 tane üst sayılar testi çözeceğim. Veya sorusu çözeceğim. Niye biliyorum üst sayı? Olsun. Bunu unutmamak için bir daha çözeceğiz. Ve hatalarımız azalacak. Matematikte bir tabii kitap okumak da dikkat eksikliğimizi artıran bir şey. Niye? Düşünsene şöyle bir kitap var önünde. Açtın okuyorsun. Aman Allah'ım ya. Oku. Bayağı bir dikkatini toplaman, yorumlaman ve anlaman gerekiyor. Bu da dikkatimizi toparlamamıza sağlayan bir şeydir kitap okumak. Aynı zamanda Türkçe, İnkılap, din gibi derslere, fen gibi derslere destek oluyor. Matematik öğrenci tüm konuları eksiksiz biliyorum. Harika. Fakat sorularda takılıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kitap da okuyorum, ne yapmalıyım? Şimdi eyvah. Şimdi burada şu çok önemli. Matematik ve fendik tüm konuları eksiksiz bilmen harika bir şey. Sadece birinci dönem konuları olduğu için zaten konuları birçoğumuz biliyoruz. Ama eksiksiz derken sorularda nasıl takılıyorsun o zaman? Belki de eksiksiz dediğin şey hala bazı şeyleri tam anlamıyla eksiklerini kapatmadın. Yani oturup konu anlatımını yaptın ama o konuyla alakalı gelebilecek soru tarzlarının hepsini görmediğin için hata yapıyorsun. Her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Ne diyorduk mesela? Şöyle. Bir konu düşünelim. Mesela diyelim ki matematikte üssüz sayılar. Üssüz sayılar konusuyla alakalı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru tipi var. Sen videodan ya da okuldan konu öğrenirken birinci soru tipini gördün. Sonra örnek soruları çözdün. Sonra LGS çıkmış soruları çözdün. Sonra 2-3 tane de test kitabından çözdün. 5 çeşit soru tipi gördün. Ama hala 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru tipini görmediğin için deneme sınavına girdiğinde bunlardan gelirse doğru yapıyorsun. Bak üst sayıları öğrendim diyorsun. Ama bunlardan gelirse eyvah yanlış yaptım diyorsun. Sonra bir daha deneme sınavına giriyorsun. Bu sefer doğru. Bir doğru bir yanlış diyor. Çünkü bu tarz soru tiplerini görmedin. O zaman ne kadar çok yanlış yapıp bu soru tiplerini görürsen artık soruları doğru yapma ihtimalin çok çok yükseğe çıkar. Ve son soru tipini gördükten sonra yani son soru tarzını yanlış yaptıktan sonra artık konuyu eksiksiz o zaman bilmiş olursun. İşte bir konuyla alakalı bir sürü yanlış yapmamış bir öğrenci o konuyu eksiksiz biliyor demek değildir. Dolayısıyla takıldığın sorular esasla konudaki eksiklerini kapatıyor Latba. Soru deneme çözerken paragraflarda sürekli satır atlıyorum, odaklanamıyorum. Ne yapmalıyım? Bu dikkat gerektiren bir şey. Bununla alakalı şunu unutma. Denemeler böyle gerçekten büyük baskı. Senin önüne rahat rahat okuyabileceğin şekilde gelecek. O yüzden böyle küçük küçük kitaplardan çözüyorsan orada biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Büyük yazılmış böyle rahat rahat okuyabileceğin kitaplardan çözmelisin bir. İkincisi de soruları okurken altını mutlaka çok fazla çizme. Yani yavaş yavaş böyle deneme çözerken paragraflarda satır atlıyorum. Bunu çiz. Hepsini çizersen bu sefer her şey karalandığı için dikkatin dağılabilir. Önemli şeylerin altını çiz. Bu senin odaklanmanı sağlayacaktır. Veri analizi soru çözümü yapacağız. Zamanın kısaldığını bilmeme rağmen sadece stres yapıyorum. Çalışmıyorum, ne yapmalıyım? Arkadaşlar zaman kısalmıyor. Zaman hala bugün son 43. gün. Hala bir aydan fazla süre var. Evdeyiz. Evde oturduğumuz bir ay okula gittiğimiz 2-3 aylık zamana denk geliyor. Niye? Eskiden sabah 8'e kalkıyorduk. Saat 9'da okulda oluyorduk. Akşam 5'e kadar okulda oluyorduk. Okuldan geliyordu saat 7. Bak 8'den 7'ye kadar. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani neredeyse 10 saatimiz. 24 saatin 10 saati günün yarısı
okulda harcıyorduk git gel falan filan. Ama şimdi bu süre bize kaldı. Dolayısıyla sabah 8'de kalkıp çok daha fazla soru, çok daha fazla deneme çözüp çok daha başarılı olabiliriz. Yaklaşık 400 puan yapıyorum. 480 yapabilir miyim? Yapabilirsin ama çok iyi çalışman lazım Latba. 480 yapmak için gayret göster. 480 değil de 460 yaptın. 450 yaptın. Olsun, bu da çok yüksek başarı. Yine harika bir okula yerleşebilirsin. Denemelerde netlerim çok değişiyor. Birçok iyi birçok kötü yapıyorum. Sebebin olabilir. Bunun sebebi işte az önce söylediğim şey Latba. Sen bu kadar soru çeşidini görmüşsün. Bunlardan soru gelirse aa ben doğru yaptım diyorsun. Bunlardan soru gelirse üf eksiğim yapamadım diyorsun. Yani bunları daha çözmediğini düşünelim tabii ki. Bir böyle bir böyle, bazen bildiğinden soru geliyor, bazen bilmediğinden soru geliyor. Halbuki tüm soru tarzlarını gördüğünde, mesela sözcükte anlam konusunu düşünelim. Bakın şöyle açıyorum. Türkçe'de hemen şöyle şuradan bir tane Türkçe sorusu açmak istiyorum. Şöyle sözlerde. Ne demiş mesela? Hangisinin kattığı anlam yanlış verilmiş demiş. Biz bu soruları genellikle doğru yapıyoruz. Niye? Çünkü Türk vatandaşıyız. Biz bu sorularla alakalı defalarca günlük hayatımıza konuşuyoruz. Filmler izliyoruz, diziler izliyoruz. Annemiz bir şey söylüyor, babamız bir şey söylüyor. Bu konuyla alakalı çok soru çözdük esasında biz. Çok soru çözdük derken çok karşılaştık. Ama şuna bakalım şimdi. Ya Allah'ım, bunu nerede gördük ki biz böyle bir şey? Bununla alakalı bol bol soru çözmemiz lazım. Türkçe'de çok karşılaştığımız için az hata yapıyoruz. Matematikte az karşılaştığımız için çok hata yapıyoruz. Çok karşılaşırsak çok fazla hatamız artık azalmaya başlar. Annem ile babam sürekli benimle çözümü denetliyor. Bu iyi bir şey mi? İyi bir şey değil tabii ki. Anne babanın sürekli seni denetlemesi sende stres yapabilir. Anne babamla bunu konuş. De ki anne baba, bana haftalık olarak rapor sunmamı istiyorsanız sunabilirim. Bu hafta bunları çözdüm diye. Ama her gün beni denetlediğiniz zaman bu beni geriyor. Lütfen benim iyiliğimi istiyorsanız lütfen daha fazla benimle böyle ilgilenmeyin. Birazcık uzaktan ilgilenin diyebilirsin. Malatya Efendisi'ni tabii ki tanıtabiliriz. Bursa Tofaş Efendisi'ni tanıtmıştık ama o videoyu da izlemediysen belki bir kez daha tanıtabiliriz. Geldik günün kitabına. Dostoyevski Karamazov kardeşler. Aman Allah'ım. Bu ikinci kitaptı. Bu iki kitaptan oluşuyor. Biz ikinci kitabı getirdik. Birinci kitapla beraber toplam iki kitaptan oluşuyor. Dev eser. Bunun kısaltılmış halinde okuyabilirsiniz. Mükemmel bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Geldik günün okuluna. Karakaya Fen Lisesi Elazığ'da 1.98 dilimi. Tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, 63 tane başarı, çok ciddi bir başarı. Elazığ ve çevresindeki çalışkan öğrenciler bu okulu hak ediyorlar. O, bu okulda onlar hak ediyor. Hadi sizler buluşun, çalışıp kazanın. Ben şu saatten sonra girip sınava bu okulu kazanamam ama sizler kazanabilirsiniz. Günün kaynağını bir kez daha öğrencilerimizden yoğun talep geldiği için hocam doz denemelerini bir kez daha tanıtır mısınız demişler. Sadece birinci dönem konudan içeriyor. İçerisinde toplam 12 tane yeni nesil deneme var. Ve zaman yönetimini sağlayacak özel sorulardan oluşuyor. Seçici sorulardan oluşuyor. Lütfen denemelerimizi çözerken bu kademeli artışa dikkat edin. Ve tüm soruları çözdükten sonra da LGS'de başarının keyfini çıkarın diyoruz inşallah. Kademeli artan sınav sistemi Türkiye'de bir ilk. Bunu da söylemek istiyoruz. Günün sorusu cümle ögeleri sorusu. Bu sizin için kebap ama dikkatli olmazsanız hata yapabilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hafta sonu geldi. Oh be, daha iyi çalışacağız diyelim ve daha iyi çalışalım. Hadi bakalım.